Bayramın üçüncü günü Cumhuriyet Halk Partisi'nde bayramlaşma yapmaktasınız. Konu hakkında neler söylemek istersiniz Uşak halkına? Ben bütün Uşak halkının Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Cumhuriyet Bayramı gününde de Uşak'ta olamayacağım için, Ankara'da olacağım için Cumhuriyet Bayramları'nı da kutluyorum. Her iki bayramın da birlikte kutlanmasının hem sevincini yaşıyoruz. Yani Kurban Bayramı bizim için geleneksel ve yüzyıllardır sahip çıktığımız, kutladığımız bir bayram. Bu bayram bizim birlikteliğimizi, beraberliğimizi ve nesillerin buluşmasını sağlıyor. Yani çok önemlidir bu bayramlar diye düşünüyorum. Ama bir yandan da üzülüyoruz çünkü Cumhuriyet Bayramı'nın gerektiği gibi kutlanması engellenmeye çalışılıyor. Ulusal Bayram Yönetmeliğinde biliyorsunuz bir değişiklik yapılmıştı. Artık çelenk koymak da diğer partiler ve kuruluşlar için yasaklanmıştı. Biz buna rağmen bu bayramlarda 30 Ağustos'ta, 19 Mayıs'ta ve Cumhuriyet Bayramı'nda bu çelenklerimizi koyacağız. Ama tabii ki bunun kitlesel anlamda, Cumhuriyet Bayramı'nın kitlesel anlamda kutlanması da çok önemliydi. Çünkü bayramların unutulması ve en alt seviyede kutlanmasıyla ilgili bir çaba var iktidar tarafından. Ulusal Bayram Yönetmeliği'nde bu nedenle değişiklik yapmışlardı zaten. Biz de bunlara karşı Cumhuriyet'e sahip çıktığımızı, Cumhuriyet'in laiklik, çağdaşlık, birlik, bütünlük ilkelerine sahip çıktığımızı göstermek açısından ulus meydanında olacağımızı belirttik. Ancak Ankara Valiliği bunu yasaklamaya kalktı. Bu yasağı tanımadığımızı belirttik. Çünkü Tayyip Erdoğan şunu söylüyordu. Biz efendim bu bayramları militarist bir şekilde askeri törenler gibi değil de halkın kutlaması için bunu yapıyoruz diyordu. İşte halk kutluyor şu anda. Halk gerçekten Cumhuriyet'ine sahip çıkıyor. Ama tabii Tayyip Erdoğan, AKP hükümetinin ve dolayısıyla da Ankara Valiliği'nin bu işine gelmiyor. Cumhuriyet'e gerçek anlamda gerçek sahiplerinin sahip çıkması onları bayağı korkuttu. Bu nedenle de yasaklamaya kalkıyorlar ama Sayın Genel Başkanımızın da söylediği gibi biz bu yasakları tanıtacağız. Ve Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını her yerde, Uşak'ta, Ankara'da, Samsun'da, Antalya'da, her yerde biz gereği gibi yapacağız. Cumhuriyetimize sahip çıkacağız. Uşak'taki sığınmacıların herhangi bir hukuki statüsü yok. Bunlar yani uluslararası hukuk anlamında mülteci niteliğinde değil. Mülteci niteliğinde olabilmesi için Avrupa ülkelerinden gelmesi gerekiyor. Bunların yani burada Türkiye'de bulunmalarının aslında hukuki bir gerekçesi yok. Birleşmiş Milletler de bu insanlara yeterince sahip çıkmıyor. Ben Birleşmiş Milletler temsilciliğiyle görüştüğümde söyledikleri şeyler sınırlarınızı koruyun ve bu insanların gelmesini önleyin. Eğer giriyorsa da siz bunların her türlü şeyinden, hayatından ve diğer şeylerinden sorumlusunuz diyorlar. Oysa ki yani sınırlar kontrol edilemediği için yüz binlerce insan biliyorsunuz Suriyeliler girdiği gibi yani Afganistan'dan, İran'dan, Irak'tan pek çok yerden sığınmacı geliyor. Bu sığınmacıların bu şekilde kontrolsüz girişinin sağlanması bu ülke açısından da ciddi güvenlik önlemlerinin alınmasını gerektiriyor. Çünkü sığınmacıların kimin olduğunu bilmiyoruz. Bunların yeterince kayıtları tutulmuyor. Bunların durumları nedir, ne için gelmişlerdir, neler yapıyorlar, nasıl geçinecekler? Çünkü devletin böyle bir yükümlülüğü yok gerçek anlamda. Birleşmiş Milletler de böyle bir yükümlülük altında olmadığını söylüyor. Bu durumda bu insanların insani yönü, çolukları, çocukları yani çok sayıda insan gelmişler. Buraya Uşak'ta 600 civarında sığınmacı var. Bunların barınmaları ve giyinmeleri, yemekleri, yani yaşamaları aslında insani bir sorun. Ama diğer yandan da bunların kontrol edilemez bir yapıda olması nedeniyle içinde istihbarat elemanları da olabilir. Yani bunlar daha farklı sorunlara da yol açabilirler. Bunların çok ciddi kontrol edilmesi lazım ve bizim asıl yapılması gereken, ben şunu söylüyorum, hükümet bu ülkeyi yönetemiyor artık. Yani sınırları kontrol altına alamıyor. Yüz binlerce insan sınırlardan geçiyor. Bunların içerisinde her türlü nitelikte olabilecek insanlar, güvenlik anlamında da bize sorun yaratabilecek insanlar da olabilir. Ve yarın bu insanlara hiç böyle bir şey bile olmasa, istihbarat elemanları olabilir diyoruz biz değişik ülkelerden. Çünkü komşu ülkelerle biliyorsunuz yani sorunlarımız var. O sorunlar çerçevesinde onlar da bize bu sorunları aktarmaya çalışabilirler diye kuşkulanıyoruz. Öyle bile olmasa yarın bu insanların çocukları, çocukları aç kaldıklarında ne yapacak? Yani etraftaki yerlerden almaya çalışacak, yasal olmayan şekilde almaya çalışacak.
O zaman da bu bizim için çok ciddi bir güvenlik sorunu olacak. Yani yapılması gereken hükümetin bu işi en kısa zamanda el atması, bunların ciddi anlamda kayıtlarını tutması ve belli bölgelerde toplaması, kontrollü tutması ve sınırların da kontrol altına tutulması. Çünkü yarın burada herhangi bir güvenlik sorunu olduğunda bunun altından hiç kimse kalkamaz. En başta da hükümet sorumludur. Ben bunu söylüyorum.